Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde liste metotlarının devamı olan liste ögelerin sayısını bulmamızı yarayan count metoduna değineceğiz. İlk olarak bir liste oluşturuyorum. Listem bu şekilde. Daha sonra liste içerisindeki almış olduğum notlardan kaç tanesinin 34 olduğunu bulalım. Bunu da şu şekilde yapmaktayız. Count 34 değerini giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane 34 notuna sahipmişim. Bakalım 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tane notumuz bulunmaktadır. Farklı uygulama olarak şöyle bir uygulama yapalım. İlk olarak listeme bir öge ekliyorum. Bu ögem string tipinde olsun. Tekrar sıralıyorum. Tekrar görüntülüyorum listemi. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde integer ve string ifadelerinin olduğu listem ekrana basıldı. Şimdi tekrar count ile öge sayısını bulalım. Yine 34 notundan kaç tane olduğuna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yine 4 adet olduğunu bize söyledi. Fakat içerisinde 5 tane bulunduğu gibi gözüküyor. Bunun nedeni biz buraya integer tipinde ögeye girdik. Bu ögemiz ise string tipinde. Bunu algılamamaktadır. Bunu algılayan bir uygulamayı da şu şekilde yapalım. Bize bir cevabını verecektir. Görmüş olduğunuz gibi bir değerine ulaştık. Burada dikkat etmeniz gereken yer count içerisine belirteceğiniz ögenin tipidir. Çünkü bu tipe göre liste içerisinde tarama yapmaktadır. Uygulamamız bu kadardı. Metotlarımızı da bitirdikten sonra sum fonksiyonuna değineceğiz. Sum fonksiyonu bir liste içerisinde bulunan integer ifadelerin toplamını bize vermektedir. Şu şekildedir. İlk olarak bir liste oluşturayım. Listemi oluşturdum. Sum metodunu kullanıyorum ve liste içerisindeki ögelerin toplamını elde ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi liste içerisindeki ögelerin toplamı 456 olarak bize verdi. Bir uygulama yapalım. Bu uygulamamızla bizim notlarımızın ortalamasını elde edelim. Bunu şu şekilde yapmaktayız. Bir print ifadesi ekranı yazdıralım. Float tipinde sonuç versin. Toplam işlemini yaptım. Float tipine dönüştürdüm. Ardından da bölme işlemini gerçekleştiriyorum. Kaç tane notum varsa. Bunu da len yardımıyla kaç adet notumun olduğunu elde ediyorum. Bakıyorum herhangi bir hata var mı? Evet, yok gibi gözüküyor. Şimdi yazdırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi notlarımın ortalaması 57 olarak sonuç verdi. Bakalım 2, 4, 6, 8 tane notum varmış. Hesap makinesiyle de hesaplayalım. 456 bölü 8'den 57 değerine ulaşıyoruz. Bu uygulamadan sonra enumerate fonksiyonunu kullanacağız. Bu fonksiyonumuz bize 2 çıktı vermektedir. Genellikle for döngüsüyle beraber kullanmaktadır. Bu vermiş olduğu çıktılardan ilk parametre ögenin bulunmuş olduğu indeks değerini, ikinci parametre ise ögeyi vermektedir. Yine bir liste oluşturalım. Bu liste şu şekilde olsun. String tipinde. Listemi oluşturdum. Şimdi enumerate fonksiyon genellikle for döngüsüyle beraber kullanılmakta demiştik. For döngüsü oluşturuyorum. Index ve ders adında iki değişken oluşturuyorum. In enumerate. Daha sonra içerisinde liste ismini belirtiyorum.
Şimdi yazdırma işlemine geçiyorum. Şimdi elimde iki değişken vardı. İlk değişkenim indeks sırayı belirtmekteydi. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi derslerimi numaralarıyla sıralamış durumda. Bir sonraki deyimimiz de in deyimidir. In deyimi genellikle for, while ve if yapılarıyla beraber kullanılmaktadır. While ve if yapısıyla kullanılmasındaki amaç çıktı olarak true ya da false vermektedir. For yapısıyla ise liste içerisindeki ögelere erişmek için kullanmaktayız. Bu şekilde örnekleyebiliriz. Yine bir liste oluşturuyorum. Listemi oluşturdum. Daha sonra şimdi sorgulama işlemi yapalım. Demiştik ki while ve if için koşulların doğruluğu ya da yanlışlığı durumu için kullanılmaktaydı. Bunu da şu şekilde kullanıyoruz. Diyelim ki bir şehir belirleyelim. Bu şehirde Kırıkkale olsun. In liste ismini belirtiyorum. Çıktı olarak false cevabını verdi. Liste içerisinde olmadığını göstermek. Yani bunları while ve if için koşul ifadeyle beraber kullanıldığı zaman yapacağım işlemlerde kolaylıklar sağlamaktadır. Liste içerisinde bir öge ekleyelim. Tekrar yazdırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi liste içerisindeki ögeleri gösterdi. Şimdi tekrar in yapısıyla beraber kullanalım. Şimdi görünürde bize true cevabını verecek gibi geliyor. Çünkü 34 burada da. Fakat liste içerisindeki 34 integer tipinde, fakat bizim sorgulama yaptığımız ifade ise string tipinde. Görmüş olduğunuz gibi false cevabını vermektedir. Şimdi true cevabını verecek şekilde şu şekilde yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi true cevabını verdi. Demiştik ki for döngüsüyle de beraber de kullanılmaktaydı. Bunu da şu şekilde gösterelim. For şehir in diyorum. Liste içerisindeki ögelere erişiyorum. İn yapısıyla. If ile de sorgulama işlemini gerçekleştiriyorum. Böyle bir basit bir uygulama yaptım. Çalışıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi in ifadesiyle liste içerisindeki her bölgeyi alıyor ve şehir değişkenini atıyor. Ardından if yapısıyla şehir değişkeninin Ankara'ya eşit olup olmaması karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırmanın ardından eğer çıktığımız doğru olursa print ifadesiyle yazma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir diğer fonksiyonumuz ise min ve max fonksiyonlarıdır. Min fonksiyonuyla liste içerisindeki minimum değeri, max fonksiyonuyla da maksimum değeri elde edebilmekteyiz. Şu şekilde gösterelim. Notlarım adına bir liste oluşturuyorum. Ardından liste içerisindeki minimum değeri elde etmeye çalışayım. Min. Çıktı olarak bize 12 değerini verecektir. Görmüş olduğunuz gibi 12 değerine ulaştık. Bir de maksimum değeri elde edelim. Maksimum değer olarak da 78 değerini verecektir. Görmüş olduğunuz gibi 78 değerine ulaştık.